Mutlu akşamlar, TVNET ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 21 Aralık Perşembe, Kuzey Yarımküre için en uzun gece. 19. saat ana haber başlıyor. Türkiye'nin Gazze'de garantörlük talebi sürüyor. Birleşmiş Milletler'in çaresiz kaldığı ortamda garantörlük Gazze'de gözyaşını dindirebilir mi? İsrail'in katliamlarına ortak olan paralı askerler Gazze'de masum sivillere hedef alıyor. Peki bu katliamlar cezasız mı kalacak? Lejyonerler yargılanabilecek mi? İsveç, NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin F-16 tedarikinin tamamlanmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan onay için şartını sundu. ABD Senatosu'nun adımı ne olacak? İYİ Parti'de istifa furyası devam ediyor. Genel Başkan'dan habersiz CHP ile ittifak görüşmesi yaptığı iddia edilen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan istifasını duyurdu. Yılın son faiz kararı açıklandı. Faiz artışları ekonomiye nasıl yansıyacak? 2024'te Türkiye'yi neler bekliyor? Süper Lig'de dev derbi için geri sayım başladı. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde favori kim? Hangi takım maça daha hazır? Detaylar 19. saatte. Ana habere sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Çekya'nın başkenti Prag'da bir üniversiteye saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Ki son gelen rakamların 11 olduğunu da belirtelim. O saldırıya dair ilk görüntüleri de ekranlarımıza yansıtalım. Bu arada Çekya polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini de duyurdu. Fakat saldırının nedeniyle ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın bir terör saldırısı mı ya da başka bir nedenle yapılan bir saldırı olduğuna dair polisten ve yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu saldırıya dair ilk görüntüler. Saldırı esnasında panik halinde üniversiteden kaçmaya çalışanların görüntüleri. Ve sonrasında ortaya çıkan bir fotoğraf var ki o fotoğrafı da yine ekranlara yansıtacağız. Saldırganın üniversite içerisinde rastgele ateş açtığı esnada o saldırgandan kaçmaya çalışan üniversitedeki öğrenciler bakın ölümden nasıl kurtulmuşlar. Binanın duvarlarına tutunarak hayatta kalmaya çalışmışlar ki bu fotoğrafta belki önümüzdeki günlerde yılın aday fotoğraflarından birisi olmaya namzet diyebiliriz. Değerli izleyenler, yine Gazze ilk sıramız. İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistin'in sığındığı hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Saldırıların 76. gününde Gazze'de bulunan 35 hastaneden 30'u yıkıldı. O hastanelerin bazılarını sizlerle paylaşalım. Ayakta duran ya da hizmet veren hastanelerse şu anda Gazze'nin güneyinde bulunuyor ama onlar da her an hizmet veremeyecek duruma gelebilir. Rantisi Hastanesi ki ilk günleri itibariyle biliyorsunuz Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hedef alınmıştı. Rantisi Hastanesi, Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Yafa, Vefa, El Ehli Baptist Hastanesi ki İsrail güçlerinin katliamı en yoğun şekilde gerçekleştirdiği El Ehli Baptist Hastanesi'ydi. Yüzlerce oraya sığınan Filistinli katledilmişti. St. John Hastanesi, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Aksa ve Nasr-ı Çocuk Hastanesi de şu an itibariyle İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık hizmeti veremiyor. Ve birkaç tane hizmet veren hastane kaldı. Onların da akıbeti ne olacak bilinmiyor. Gazze'de Hamas-İsrail savaşı sürerken ateşkes ve rehine takası bir kez daha gündemde. İsrail bir haftalık ateşkes karşılığı 40 esirin serbest kalmasını istiyor. Kısa ateşkese karşı olan Hamas ise Mısır'da yürütülen müzakerelerde yeni şartlarını açıkladı. Ateşkes bilmecesinin detayları Reyhan Ayıldız'ın haberinde. Anahu mamshikhin be milhama ad asuf. İtimashakh ad lihisul Hamas. Ad lanitzachon. Mi shekhoshev shena'tsor pashut lo mekhubar lamtziut. לא נפסיק את הלחימה עד להשגת כל המטרות שהצבנו. İsrail Başbakanı Netanyahu savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana benzer cümleleri tekrarlıyor.
Hamas'ı bitirene kadar savaşın devam edeceğini söylüyor ama gelinen noktada tablo pek de öyle değil. Ben bunu tamamen İsrail içindeki politik manevralar olarak yorumluyorum. Yani Netanyahu elini düşürmemek için, daha fazla taviz vermemek için üst perdeden konuşarak daha az tavizle rehine takasını sağlamaya çalışıyor diye düşünüyorum ama. Gazze'ye bomba yağdırmaya devam eden katliamlarına her dakika yenilerini ekleyen İsrail bir kez daha ateşkes istiyor. Bir haftalık ateşkes karşılığı 40 esirin de serbest bırakılmasını talep ediyor. Tel Aviv bu yolla hem artan uluslararası tepkiyi azaltmak hem de iç kamuoyundaki öfkeyi bastırmak istiyor. Dolayısıyla hem iç kamuoyundan gelen tepkiler hem de Amerika ve uluslararası toplumdan artık 20 bini aşmış olan sivil kayıplardan sonra İsrail'e durun şeklindeki telkinlerden sonra böyle bir ateşkes talebinde bulunduğunu görüyoruz. Bu kapsamda Mısır'ın başkenti Kahire'de yeni müzakere başladı. Hamas lideri İsmail Haniye de Katar'dan Mısır'a gitti. Ancak Hamas bu kez farklı düşünüyor. Masada kısa insani ara değil, kalıcı ateşkes var. Yeni süreçte bu oranın biraz daha arttırılmasını talep ediyor Hamas. Yani 1:3 oranını çok yeterli bulmuyor. Hatta şu anda kozun kendi eline geçtiğini düşünerek oranın da ötesinde saldırıların tamamen durmasını talep ediyor. Amerikalı Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Hamas'ın siyasi kolu Filistin Kurtuluş Örgütü ile savaş bittikten sonra Gazze ve Batı Şeria'nın nasıl yönetileceği konusunu değerlendirmeye başladı. Uzmanlara göre İsrail her ne kadar nihai ateşkese karşı çıksa da Hamas lehine ilerleyen süreç savaşın sona ermeye yaklaştığına dair sinyaller veriyor. Yılbaşından bir hafta önce sonlandırılabileceği ve nihai bir ateşkese yönelik bir anlaşma çıkabileceğini değerlendiriyorum. Evet, savaşta yeni bir geçici ateşkes ve daha fazla rehinenin serbest bırakılması için yürütülen müzakereler sürüyor. Bu müzakereler peki sonuç verir mi? Konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ankara Acıbayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuay Nilhan Açıkalın bizlerle beraber. Şuay Hocam merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba Cüneyt Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Amerika'dan gelen açıklamalara baktığımızda geçici ateşkes için ciddi müzakereler yürütüldüğünü ama bir belirsizlik olduğunu da ifade ediyorlar. Dolayısıyla sorumuz da şu, bu belirsizliğin sebepleri nelerdir? Aslında her şey çok açık ve net ortadayken belirsizlik ne olabilir Amerika'ya göre? Cüneyt Bey, tabii belirsizliğin birçok farklı sebebini sayabiliriz ama bana sorarsanız özellikle İsrail'in bu noktada kendi iç kabinesi ve iç siyasetindeki farklı dinamikler özellikle belirsizliği yaratıyor. Çünkü biliyorsunuz İsrail hükümetinde sağcılar ve aşırı sağcıların zaman zaman görüş ayrılıkları oldu bu süreç içerisinde. Biz bunu ilk ateşkesin içerisinde de gördük. Hatta 7 Ekim'den sonraki süreçte saldırıların daha da şiddetlenmesini öneren bir kesimle Netanyahu'nun bile sık sık farklı düşüncelere sahip olduğu kamuoyuna yansımıştı. Tabii bir diğer belirsizlik İsrail iç siyasetinin dinamikleriyle beraber burada bir kalıcı ateşkes olacaksa ki Hamas'ın bu noktada artık beklentisi ve isteği o yönde. Bu sürecin nasıl koordine edileceğine yönelik büyük bir belirsizlik var. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris geçtiğimiz haftalarda burada bir kalıcı ateşkes olursa uluslararası güvenlik sağlanacağını söylemişti ve bunun bir süre sonra bölgede kurulacak Filistin güçlerine teslim edileceğini dile getirmişti. Şimdi tüm bunlar baktığınız zaman kağıt üzerinde başlı başına belirsizliği yaratacak en büyük başlıklardan bir tanesi. Çünkü eğer bu gerçekleşirse, İsrail ve Hamas tarafından kabul edilirse hangi ülkelerden oluşan bir güvenlik gücü olacak? İkincisi, Filistin'de acaba özellikle de Gazze noktasında yeni bir Filistin temsiliyeti oluşturmak konusunda da Amerika Birleşik Devletleri farklı bir tutum izleyecek mi? Dolayısıyla tüm bu soruların cevabı aslında ateşkes sürecinin şu anda büyük bir belirsizlik içerisinde ilerlemesine neden oluyor. Ama bir önemli nokta var ki bana sorarsanız haberde de dile getirildi. Hı hı. İsrail özellikle şu andaki girdiği süreçte 75 günü geçtik. Hem Biden'ın açık bir şekilde Netanyahu'yu eleştirmeye başlaması hem de iç kamuoyunda rehinelerle ilgili oluşan baskı nedeniyle aslında geçici ateşkese yakın durmakla beraber kalıcı ateşkes konusunda da Amerika eğer gerçek anlamda bir baskı yaparsa bence bir yaklaşım sergileyebilir. Peki ikinci sorum da şu. Aslında Amerika'nın tutumunu en baştan beri hep sorguluyoruz. Dünya da sorgulamaya başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici bir ateşkes için oylama yapılacak ama üçüncü kez ertelendi. Dolayısıyla soru şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu daha ne kadar devam edecek?
Cüneyt Bey, aslında bu sorunun cevabı tam da birinci sorunun cevabıyla iç içe geçmiş durumda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, evet, 7 Ekim'deki gibi bir açıktan İsrail desteği yapmıyor retorik değişikliğine gitti, ama aynı Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e aralıksız askeri yardımda bulunuyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir ateşkesi onaylaması, ki şunu da hatırlatalım, Birleşmiş Milletler içerisinde ateşkes planları farklı ülkeler tarafından öneriliyor ve bu zamana kadar en azından 14 taneden fazlası reddedildiği zaman zaman bu önerilerin reddedilmesinin arka planında ülkelerin kendi çıkarları var. Aynı zamanda da Amerika'nın henüz İsrail'e verdiği desteğin sadece sözde değiştiğini gösteriyor. Amerika'nın tutumunun değişmesi bu noktada bana sorarsanız en azından sahada bir değiştirici unsur haline gelebilmesi, askeri yardımı kısmi olarak azaltması veya durdurmasıyla mümkün. O da söylemde değişebilir. Daha da sert bir Biden söylemi görebiliriz, ama saha söylemi olarak henüz bence Amerika Birleşik Devletleri ateşkese evet deme noktasında değil, ki şu anki Mısır'da sürdürülen ateşkes pazarlıklarının da sürecin nasıl evrileceği, Amerika'nın da tutumunun ne yönde gelişeceğini gösterecek. Peki BM Güvenlik Konseyi'nde çıkabilecek olan geçici ateş kararı İsrail tarafından uygulanacak mıdır? Çünkü geçmişte BM'de pek çok çıkan kararı İsrail'in uygulamadığını da biliyoruz. Cüneyt Bey, bu noktada tabii ilk ateşkesi hatırlayalım. İlk ateşkes geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen ateşkeste bir BM kararı yoktu. Ancak İsrail ve Hamas'ın Katar'ın arabuluculuğunda, aslında Türkiye'nin de desteğiyle yapılan bir süreç vardı. Dolayısıyla ben bu noktada İsrail'in de eğer BM'den böyle bir karar çıkarsa ve bu kararı, ki yine hatırlatıyoruz, dünya 5'ten büyüktür söyleyeyim burada çok kritik, 5 ülkeden biri reddettiği zaman zaten böyle bir karar çıkamıyor. Yoksa tüm ülkelerin olduğu genel kurulda zaten bu karar 2 defa çıktı. Dolayısıyla bu karar çıktığında tüm ülkeler destek vermiş olacak, Amerika dahil. Bunu İsrail uygulayacaktır. Ama onun haricinde genel kurulun yaptığı çağrıya zaten İsrail uymuyor şu anda da. Peki. Doçent Doktor Şuayn İlhan Açıkalın, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum değerlendirmeniz için. Gazze'deki saldırıların sona ermesi için Birleşmiş Milletler'den somut adım gelmiyor. Konuğumuzla konuştuk. Peki bölgedeki gözyaşı nasıl duracak? Başka bir çözüm yolu var mı? Yahya Ancı anlattı. Gazze'de İsrail işgali ve sivillere yönelik saldırılar kısa vadede sona erecek gibi görünmüyor. Türkiye sorunun çözümü için sık sık garantörlük meselesini gündeme getiriyor. Uzmanlara göre bölgede acı ve gözyaşının durması ancak ve ancak Filistin halkının güvenliğini sağlayacak garantörlük sistemiyle mümkün olabilir. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması, son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Garantörlük kısaca güvence veren ve bunun gerçekleşmesi için gözetlenmesi ve denetlenmesi anlamına geliyor. Mekanizma Birleşmiş Milletler Yasası'nın 51. maddesi uyarınca bir devlet tarafından yürütülüyor. Garantör ülke başka bir ülkenin anlaşma ya da adımları üzerinde söz sahibi olabiliyor. Varılacak bir anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız. Tüm bu çabalarımızın amacı 67 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. 1963 kanlı Noel saldırılarıyla zorlu süreçlerden geçmiş olan Kıbrıs Türkleri, verdikleri yüzlerce şehidin yanında köylerini, kasabalarını, mülklerini, kısacası yuvalarını terk etmek zorunda bırakıldı. 1959'da imzalanan Zürih ve Londra Anlaşması'na göre Kıbrıs'ta Yunanistan ve İngiltere ile birlikte garantör ülke sıfatına sahip olan Türkiye 1974'te devreye girdi. Adanın Yunanistan'a ilhakını önlemek ve Kıbrıs Türklerinin can güvenliğini sağlamak için barış harekatı başlatıldı. Bu, soykırımların önlenmesinin yegane yolunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veya uluslararası hukuk kararlarıyla değil, sahada etkin ve fiili müdahaleyle olabileceğini gösterdi. Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğum gereği her neyse yapılmalıdır. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır. Gazze trajedisinde de açıkça görüldüğü üzere Filistin ve Kıbrıs meselelerinin ana sorunsalı bir tarafın egemenliğinin diğer tarafa zorla kabul ettirilmeye çalışılması. Bir tarafın kendi kaderini belirleme hakkı ve hatta varoluşu ortadan kaldırılmak isteniyor. Uzmanlar, Kıbrıs'ta olduğu gibi yine garantörlükle sorunun çözülebileceğine inanıyor.
Bu çatışmanın bir şekilde durması lazım. Ve bu çatışmayı İsrail'in durdurmayacağı aşikar. Dolayısıyla bir takım devletlerin, bölgeden devletlerin bu çatışmanın durması ve tarafların her ikisinin de menfaatlerinin bir şekilde sağlanacağı bir anlaşmanın yapılması gerektiğini Türkiye söylüyor. Bu konudan hareket ediyor. Filistinlilere yönelik saldırılar sansürleniyor mu? Sosyal medyada İsrail'in katliamlarının duyurulmaması için önemli bir çaba sarf ediliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Metaverse'ün Instagram ve Facebook'ta Filistin paylaşımlarının sansürlediğini duyurdu. 7 Ekim'den bu yana da 1050 çevrim içi vaka yaşandı. Peki bu sansür nasıl yapılıyor? Hemen anlatacağız. Eğer siz de Instagram'da ya da Facebook'ta buna benzer şeyler yaşıyorsanız, o zaman Metaverse tarafından sansürlenmişsiniz demektir. İçerik bir kere kaldırılıyor, onu belirtmiş olalım. Sonrasında gölge yasağı getiriliyor. Hesapların askıya alınması veya silinmesi yine bu süreçte söz konusu. Çok sayıda Filistin destekli paylaşım yapanların başına gelenleri biz sizler için sıralıyoruz. Yine içerikle etkileşimde bulunamama, yani bir içeriği paylaşıyorsunuz, aslında çok önemli bir fotoğraf ya da bir görüntü. Bakıyorsunuz ki etkileşim ya da izlenme oranları oldukça düşük, yani kısıtlamadasınız. Yine hesapları takip edememe veya etiketleyememe, çok daha fazla insana ulaşamaması için yine Metaverse tarafından bu uygulanıyor ve Instagram, Facebook Live gibi özelliklerin kullanımına ilişkin de kısıtlamaların getirildiğini belirtmiş olalım. İsrail ordusunun yedek asker çağrısına 16 ülkeden binlerce kişi katıldı. En fazla katılım sağlayan ülke ise Fransa, ancak Fransa'da muhalefet Gazze'de suça karışan Fransız askerler hesap vermeli diyor. Peki paralı askerler yargılanabilir mi? Ayrıntılar Yasemin Işık'ın haberinde. Yağdırdığı binlerce bombayla masum insanları katleden İsrail, kara savaşında istediği ölçüde varlık gösteremiyor. İşgalci güç verdiği kayıpların ardından paralı askerleri yardıma çağırdı. 16 ülkeden 22 bine yakın paralı asker İsrail'e destek veriyor. Yayınlanan rakamlara göre orduda en çok Fransız, İngiliz ve Amerikan vatandaşı askerler bulunuyor. Ancak en dikkat çeken ülke ise Ukrayna. Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, Gazze'de İsrail'e askeri destek veriyor. İsrail'in harabeye çevirdiği yerleşim alanında çekilen bu videoda Ukraynalı askerlerin gülerek eğlendiği ve saldırıda ölen bir adamla dalga geçtiği görülüyor. Bu fotoğrafta da Ukraynalı bir askerin girdiği okuldaki ders tahtasına annesine Ukraynaca "Gazze'deyim" diye yazdığı, İsrail ve Ukrayna'ya ait devlet sembollerini çizdiği görülüyor. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında sayısız kez uluslararası savaş hukukunu çiğnedi. Elektrik, su ve gıda girişini engellemek, yakıt sevkiyatını durdurmak, sivillerin sığındığı hastane, kamp ve dini yapıları bombalamak, göçe zorlanan halka hedef almak, fosfor bombası kullanmak. Gazze kasabı olan Netanyahu, bir savaş suçlusu olmanın ötesinde kesinlikle Gazze kasabı olarak, aynen Milosevic nasıl yargılandıysa bu da yargılanacaktır. İsrail, Netanyahu ve cinayet kabinesi bu savaşın sonunda, bu katliamın, bu soykırımın sonunda hem Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmelerine hem de soykırımın önlenmesine ilişkin sözleşmeyi muhalefetten kaynaklı olarak yargılanmazlarsa, bu saatten sonra bir uluslararası hukuktan, devletler genel hukukundan, ahde vefa ilkesinden ve uluslararası teamül kurallarından bahsetmemiz mümkün olmayacaktır. Peki İsrail işlediği bu savaş suçlarından yargılanırsa katliamlara karışan paralı askerler de yargılanabilir mi? 20 bini aşkın kiralık katilin her birinin kimliğinin bir an evvel tek tek tespit edilip ilgili ülkeler tarafından önce davet edilmesi, hemen akabinde de yakalayan ülkeler tarafından gözaltına alınarak yargılanması uluslararası hukukun temel zorunluluklarından bir tanesi. İsrail ordusunda en fazla faaliyet gösteren Fransız askerler. Fransa'da muhalefet bu kişilerin Filistin topraklarındaki katliam suçlarıyla ilgisinin incelenmesini istedi. Hatta boyun eğmeyen Fransa Partisi Milletvekili Thomas Portes, Adalet Bakanı'na mektup göndererek Gazze'de suç işleyen Fransız asıllı askerler adalete hesap vermeli dedi. Müzik.
İsveç, NATO'ya üyelik için Türkiye'nin onayını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde onay için ABD'nin F-16 satışını hatırlattı. Peki ilk adımı kim atacak? Detaylar Yahya Ancı'nın haberinde. İsveç, NATO'ya üye olmak için aylardır birliğin kapısında. NATO da Finlandiya'nın ardından İsveç'i birliğe katmaya hazır. Ancak bu Türkiye'nin onayına bağlı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu yönde bir karar çıkarsa, Türkiye İsveç'in üyeliğine resmi olarak onay verecek. Amerika Birleşik Devletleri onay konusunda Türkiye'ye baskı uygulamaya çalışıyor. Ankara'nın ise Washington'dan bazı beklentileri var. Türkiye uzun süredir ABD'den toplam değeri 20 milyar dolar olan F-16 savaş uçakları ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti satın almak istiyor. We should sell them the F-16 jets and modernize those jets as well. It's not in our interest not to do that. Görünürde Başkan Joe Biden satışın olması gerektiğini savunuyor. Fakat buna Amerikan Kongresi'nin izin vermediği gerekçe olarak sunuluyor. Kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da Kongre'ye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Tabii tek şeyleri özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak da bizim parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. İsveç konusunda Türkiye de Amerikan yönetimine aynı yöntemle karşılık veriyor. Erdoğan da F-16'lara onay verilmesi halinde İsveç'le ilgili kararı meclisten geçireceğini belirtiyor. Her iki hükümet de uzun zamandır anlaşma zemini arıyor. Birçok kez heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Şu ana kadar somut bir ilerleme sağlanamadı. Anlaşmazlıkta kimin ilk adımı atacağı belirsizliğini koruyor. Almanya'da yeni vatandaşlık yasası uzun süredir gündemdeki yerini koruyordu. Yasanın Ocak ayında federal mecliste görüşülmesi bekleniyor. Tasarı ülkede 3 milyondan fazla Türk'ü de yakından ilgilendiriyor. Peki o tasarının ayrıntılarında neler var? Hemen bakalım isterseniz. Çifte vatandaşlık çok çok önemli. Türklere çifte vatandaşlığın önü de açılmış oluyor bu tasarıyla birlikte. Alman vatandaşlığına kabul şartları artık genişletilecek. Vatandaşlığa geçme süresi 8 yıldan 5 yıla indiriliyor. İstisnai sebeplerle bu süre 3 yıla düşürülebilecek. Yani özel bir mesleği olabilir, doktor olabilir ki bu Alman yasalarında zaten belirtiliyor. Çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak. Aynı zamanda birden fazla vatandaşlıkta olabilecek. Mesela yeni doğan çocuklar çifte vatandaş olabilecek. Yani Almanya'da bir Türk ailenin çocuğu Almanya'da doğduğu zaman hem Türk pasaportu hem de Alman pasaportu alabilecek. Düzenlemeden misafir işçiler de yararlanabilecek. Hayırlı olsun diyelim şimdiden. Değerli izleyenler, yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart'taki seçimlere dair yasak listesini yayınladı. Peki seçim günü bizleri neler bekliyor? Hangi yasaklara uymamız gerekiyor? Bunu da hatırlatalım. Seçim günü 06-23.59 arası alkol satışı yasak olacak. Kolluk kuvvetleri hariç hiç kimse o gün silah taşıyamayacak. Oy verme süresince kahvehane ve kafeler kapalı olacak. Seçim günü 18'e kadar düğün organizasyonu yapılamayacak. Seçim yayınları 21'den sonra serbest olacak. Seçim günü 18'e kadar haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Bu arada şunu da hatırlatalım. Doğudaki illerimiz için oy verme işlemi sabah 7'de başlayacak. 16'da sona erecek. Batı'da ise oy verme işlemi sabah 8'de başlayacak ve 17'de sona erecek. Ve siyasette devam edelim. İyi Parti'de istifa furyası devam ediyor. Genel Başkan Meral Akşener'den habersiz, yerel seçim için CHP ile arka kapı diplomasisi yürüttüğü konuşulan Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da partisinden istifa etti. Peki istifalar devam edecek mi? Akşener nasıl bir yol izleyecek? Reyhan Ayıldız'ın haberini de izleyelim. Bakın orada Ankara'da Sayın Yüksel Arslan tarafından bu diyaloglar yürütülüyor. Pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış. Şimdi benim bilgim yok. Teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok. Yerel yönetimler başkanı onun bilgisi yok. Neye göre yapılmış?
İYİ Parti'nin yerel seçimde CHP ile ittifak yapması için çabalayan isimlerden biri daha istifa kervanına katıldı. İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon oldu ortaya çıktı. Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Arslan, Ankara'da 21 İYİ Parti ilçe başkanının Mansur Yavaş'ı desteklediğini öne sürerek CHP ile seçimde ittifak yapılmamasından duyduğu rahatsızlığı anlattı. İYİ Parti Genel Merkezi ise başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'ye karşı kılıcını çekmiş durumda. Ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir oklar çevirdiğinizi anlamıyorum. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada isim verilmeden önemli bir iddia paylaşıldı. İYİ Parti'den yerel seçim adaylıklarına ilişkin bazı illerde kesin aday gösterilmeleri karşılığında İYİ Partili belediye başkanlarına transfer teklifleri yapıldığı, rozet takıldığı ifade edildi. Mesajda bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir ifadelerine yer verildi. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Akşener ve ekibinin ittifaksız yerel seçim kararından geri adım atmaya niyeti yok. Partide ise bir kan kaybı var. Ancak bu istifalar ve ihraçlar kimilerine göre bir kayıp değil. Onlardan biri de Hürriyet yazarı Ahmet Hakan. Hakan'a göre İYİ Parti bu süreçte tam anlamıyla kuruluş ayarlarına dönebilir. Ama Akşener'le ekibinin sabırlı ve kararlı olması önemli. İYİ Parti lideri Akşener'in hem yerel seçim kampanyasında hem de sonrasında gelebilecek eleştirilere karşı nasıl bir strateji yürüteceği henüz bilinmiyor. İYİ Parti yerel seçimden güçlenerek mi çıkacak, yoksa Akşener eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla aynı kaderi mi paylaşacak? Bu soru çok değil, birkaç ay sonra yanıt bulacak. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım. Evet, İYİ Parti'de ittifak istifaları sürüyor. Peki Meral Akşener partisini toparlayabilecek mi? Konuğumuz hukukçu Mustafa Kemal Çiçek'le konuşacağız. Sayın Çiçek, 19. Saat Ana Haber'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar Cüneyt Bey. Teşekkür ediyorum. İYİ Parti'de yaşananlara baktığımızda peş peşe istifalar, parti içi tartışmalar. Bunu bir siyasi erime mi olarak görüyorsunuz, yoksa bir siyasi operasyon olarak mı görüyorsunuz? Şimdi her ikisini bir arada görmek mümkün Cüneyt Bey. Bir siyasi erime olduğu muhakkak. Yani parti istenilen noktaya gelmedi. Zaten bunun çarpan etkisiyle bu operasyonun daha hızlı ve ivmeli bir şekilde gittiğini görüyoruz. Netice itibariyle 14 ve 28 Mayıs'ta güçlü bir konumda olsaydı İYİ Parti, operasyon yapılması bu kadar kolay olmazdı. Hı hı. Ama bu güçsüzlüğün neticesinde operasyon daha kolay bir vaziyette gerçekleşiyor. Şunu daha evvel ben ifade etmiştim. Özellikle CHP'nin kongresinden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının değişeceğini o zaman öngörmüştüm. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı elindeki maddi olanakları tamamını kullanacağını ifade etmiştim. Hı hı. Ki %25'lik 100 yıllık bir partinin %25 oy oranı olan bir partiyi bir şekilde dizayn eden Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'yi daha kolay bir şekilde manipüle ederek etkisiz hale getirmek, güçsüz hale getirmek imkanına sahip olacağını ifade etmiştim. Ama tabii burada sadece bir Ekrem İmamoğlu operasyonu olmadığı da görünüyor. Bakın birkaç isim açısından örnek vereceğim Cüneyt Bey. Tabii. Adnan Bekar gibi, Yüksel Arslan gibi isimler Mansur Yavaş'a yakın. Bugün işte Yüksel Arslan istifa etti. Bahadır Erdem, Ece Güner gibi isimler Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine yakın. İşte İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel, Yanık Ömeroğlu, İbrahim Özkan gibi isimler de Ekrem İmamoğlu'na yakın. Hmm. Yani baktığınız zaman tek taraflı bir operasyon da yok. Biri birinden küçük olabilir, biri diğerinden büyük olabilir ama CHP'nin topyekün hem Ankara hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı boyutuyla hem de genel merkez boyutuyla İYİ Parti'ye tam anlamıyla müdahil olduğunu net olarak görebiliyoruz. Peki, ikinci sorum da şu olacak. Şimdi Meral Hanım'ın hedefe iki belediye başkanını koyduğunu görüyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. İki isme de çok ciddi eleştirilerde ve ithamlarda bulundu. Neden iki ismi hedef tahtasına koydu? Bu arada tüm bunlar yaşanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sessiz kaldığını düşünüyor musunuz?
Özgür Özel sessiz çünkü Özgür Özel güçsüz. Güçsüz olduğundan sessiz kalma yeğliyor. Çünkü o da yerel seçim sonuçlarını bekliyor. İstanbul'u kaybeden bir Ekrem İmamoğlu'ndan çok kolaylıkla kurtulabileceğini düşünüyor. Onun için müdahil olamıyor ve o güce de zaten sahip değil. Diğer tarafıyla her iki belediye başkanına yüklenmesi Meral Akşener'in biraz önceki sorduğumuz soruyla bağlantılı. Çünkü her iki belediye başkanı İYİ Parti'ye müdahil olmuş vaziyetteler. Bakın İstanbul'daki grup başkan vekili belediyede Ekrem İmamoğlu'na açık destek vererek işte ve pazarlıklar içerisinde olarak istifa edebiliyor. Ve İstanbul Belediyesi'nin kendine verdiği imkanları da kullanıyor. Yani makam arabasını dahi kullandığını biz biliyoruz. Diğer tarafta Yüksel Aslan marifetiyle Mansur Yavaş işte özellikle Ankara'nın 3 ilçesi çünkü milliyetçi seçmenin çok ağırlıklı olduğu ve şu anda Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi kanadında olan belediyeler işte Gölbaşı Belediyesi, Polatlı Belediyesi, Etimesgut Belediyesi'nin başkanını bizzat ben belirlemek istiyorum noktasında değerlendirmeler yapabiliyor. Bu pazarlıklar söz konusu olabiliyor. Böyle bir karışıklık net olarak ortada. Meral Hanım da her ne kadar Cumhurbaşkanlığı seçiminde elinizi taşın altına koyun demiş olsa da bu iki isme ki artık korkaklıkla suçluyor ve buna karşı da işte bugün istifa eden milletvekili bunu kendisine bir mesnet olarak ortaya koyuyor. Ama Meral Akşener şunu gördü, her ne kadar Saraçhane'ye gidip sarılmış olsa da zamanında Fatih benzetmesi yapmış olsa da yüzündeki Rabbiye'yi ifade etmiş olsa da partisini tamamen tasfiye etmek isteyen isimler olduğunu bunlara artık herhalde kanaat getirmiş vaziyette ve direkt hedef bunları alıyor. Çünkü bunlarda büyük güç de var aynı zamanda. İki belediyenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki büyük belediyesinden büyük iki belediyesinin gücü de ellerinde. Onun için bunları ciddiye almış vaziyette görünüyor Meral Akşener Cüneyt Bey. Mustafa Kemal Çiçek çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını duyurdu. Politika faizi 250 bas puan arttırılarak %42,5 seviyesine çıkarıldı. Peki bir yıllık süreçte faiz kararları nasıl bu noktaya geldi? İsterseniz birlikte inceleyelim. Ocak 2023 itibariyle faiz politikası %9'daydı. Sonrasında uzun süre %8,5'da seyreden bir politika faiz kararı söz konusuydu ve 2023'ün Haziran itibariyle önce %15'e, ardından %17,5'a, sonrasında Ağustos ayında %25'e, Eylül ayında %30'a, Ekim ayında %35'e derken Kasım ayında %40 oldu ve bugün açıklanan kararla birlikte politika faiz oranı %42,5 olarak belirlenmiş oldu. Devam ediyoruz. Bugün 21 Aralık. Her yıl olduğu gibi yılın en uzun gecesi yani kış gün dönümü bu gece yaşanacak. Kuzey Yarımküre'de. Peki bu süreç nasıl yaşanıyor? Ki geçmiş yıllarda coğrafya dersinde bunu hepimiz gördük ama pek çoğumuz unuttu. Biz bir kez daha sizler için hatırlatalım istedik. Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye en dik, Kuzey Yarımküre ise en eğik açılarla geliyor 21 Aralık'ta. Ve Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de ise kış mevsiminin de başlangıcı. Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanacak. Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya, Güney Yarımküre'de de kısalmaya başlayacak. Ve gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe de artacak. Bu yüzden bugün ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşandı, en uzun gece ise Sinop'ta yaşanmış olacak. Evet, 21 Aralık kışa başladığımız gün. Dünyanın en zengin isimleri Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos, gizli yeraltı sığınakları bulunan malikaneler inşa ettirmeye başladı. Peki bu insanlar neyin hazırlığında? Cevabı Yasemin Işık'ın haberinde. Amerikalı ünlü milyarderler Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un gizli yeraltı sığınakları bulunan malikaneler inşa ettirdiği ortaya çıktı.
Zuckerberg'ün Hawaii'de içinde bir kaçış kapısı ve iki bağlantılı malikaneye giden bir tünel bulunan 5000 metrekarelik bir yeraltı sığınağını da içeren 100 milyon dolarlık bir aile yerleşkesi inşa ettirdiği konuşuluyor. İddialara göre sığınak patlamaya karşı dayanıklı ve üst düzey güvenlik önlemlerine sahip. Üstelik bu projede çalışan hiç kimsenin inşa ettikleri şey hakkında konuşmasına izin verilmiyor. Marangozlardan elektrikçilere, boyacılardan güvenlik görevlilerine kadar projede görev alan herkesin katı bir gizlilik sözleşmesine bağlı olduğu iddia ediliyor. Son olarak dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Jeff Bezos'un da 30 yıldır yaşadığı Seattle'dan ayrılarak sığınağa taşınacağı haberleri gündeme geldi. Peki bu insanlar neden kaçıyor? Yakında piyasaya çıkacak olan En Zenginlerin Hayatta Kalması isimli kitabın yazarı Douglas Rushkoff'a göre zenginler felaketlerden saklanmak için bu sığınakları inşa ettiriyor. Rushkoff, sığınakların milyarderleri felaketlerden koruyamayacağını çünkü nihayetinde toplumun geri kalanının işleyişine bağlı olacaklarını savunuyor. Bundan dolayı Rushkoff, milyarderler gerçekten kıyamet gününden kaçınmak istiyorlarsa geride kalan insanları kaderlerine terk etmek yerine hep birlikte o günün engellenmesine yardım etmeye başlamaları gerektiğini ifade ediyor. Sayın seyirciler, Albayrak grubunun gelenekselleştirilmiş hat eserleri sergisi bu sene 10. yılına girdi. Hat Eserleri sergisinin bu yılki teması Besmele-i Şerif. Sanatseverlerin beğenisine sunulan Hat Eserleri sergisinde Besmele-i Şerif temalı hat eserlerinin yanı sıra Albayrak Hat Takvimi koleksiyonunda yer alan tüm eserler de yine bu sergide bulunuyor. Ve sergi konusunda serginin koordinatörü olan Hattat İbrahim Şengül bu akşam 19. saatte ana haberde konuğumuz. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hemen şeyle başlayalım, sergiyle. Kaçına kadar devam edecek? 6 Ocak'a kadar sergimiz Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde devam edecek. Salı günü açılışını yapmıştık. Hı-hı. Çok büyük bir katılım gerçekten gösterildi o gün. Bundan çok mutluyuz. Ben herkese de teşekkür ediyorum bu vesileyle. 6 Ocak'a kadar da orada bütün sanatseverleri bekliyoruz oraya. Yaklaşık 23 bin ya da 25 bin kilometreyi gezdi değil mi bu? Evet, evet. Şöyle, yani dünyayı dolaştık, ne az kaldı yani 44 bin kilometre evet, olarak hesaplarsak evet, ekvator çizgisini. Kesinlikle. Dünyayı gezmiş olacak. Şöyle ki bu yıl 10. yılını gerçekleştirdik ve 10 yıla kadar 9 yıl gibi bir süreyi ve her yıl 12 adet eser üreterek hocalarımız, hı hı, ve hem bir 120 adet, 130 adet kapak eserlerle beraber 130 adete kadar bir koleksiyonumuz oluştu. Ve her yıl oluşturduğumuz takvim eserlerini de yurt içinden ziyade artık uluslararası alanlara da taşıdık. Onlarca, binlerce kilometre yol kat edip orada da binlerce kişinin ziyaretine sunduk. Bu da belki de kişi sayısı olarak milyonlarca kişiyi tekabül ediyordur. Peki, şimdi tabii siz bir hattatsınız. Hat sanatçısı, eyvallah, mı diyelim, hattat mı? Hattat daha doğru olur diye hattat düşünüyorum. Hattat daha doğru, evet, doğru olur. Peki, hat sanatı nedir? Hattat kimdir? Böyle evet, bir başlayalım. Şöyle ki özetlemek gerekirse aslında geniş bir konu. Aslında ben hat sanatını bir ilim olarak görüyorum. Çok üzerinde konuşulacak bir konu ki hocalarımız, üstadlarımız çok üzerinde konuşmuşlar, durmuşlar. Hat sanatı, hat aslında kelime-i anlamıyla da baktığımız zaman çizgi, hı-hı, demek. Bu çizgiler aslında noktayı oluşturuyor. Noktalar da bir insicam içerisinde harfleri oluşturuyor ve bu harfler neticesinde de bir sanat eseri meydana geliyor. Tabii hat sanatında İslam harfleriyle estetik konular gözetilerek, hı hı, ölçünün ve kaidenin bir arada bulunduğu, bu konulara çok has safhada dikkatlenerek, kılı kırk yararak bu işin sanata dönüşmüş hali hat, hı hı, sanatı. Tabii bunu da mukaddes metinlerimizin yer aldığı, aslında Kur'an-ı Kerim başta, hı hı, daha sonra hadis-i şerifler, daha sonra kelam-ı kibarlar, beyitler, kasideler, hı, şiirler, üstadlarımız bunları hep yazmışlar. Bunları da kişi, sanatkar kendisinde akli ve fikrinde bulundurduğu o düşünce yapısının en uç noktasındaki o estetik düşünceyi, hı hı, daha sonra bu belirttiğimiz hat sanatındaki ölçünün, kuralın, kaideyi de bir araya getirerek, harmanlayarak güzel yazı yazan kişiye de biz hattat diyoruz. Evet. Ne güzel. Evet. Şimdi peki hattat ne yapar? Evet. Hattat sürekli esasında
aslında fiili olarak bakmak gerekirse sürekli yazı yazmak lazım. Ama sürekli yazı yazması lazım. Tabii ki. Yani çünkü gününün Hasan Çelebi hocamız hani günde 25 saat 26 saat çalışın derdi. Ondan sonra şöyle ki çünkü ele alınmayan kalem zamanı ne kadar çok artarsa aslında kişi sanatı bırakmıyor, sanat onu bırakmış oluyor. Bu vesileyle de el melekeleri, düşünce melekeleri, estetik melekeleri insanda, sanatkarda kırılmış oluyor. Bu nedenle de hattat sürekli yazı yazarak evveliyatında da bu düşünce estetiğini besleyecek ortamlarda bulunması gerekiyor. Sergiler, işte müzeler, doğa, bunlardan beslenmesi gerekir ki kendini daima bir üst seviyeye taşısın. Peki hattat olmak için hangi özellikleri bulundurmak gerekiyor? Evet, esasında en başta en önemli özellik kabiliyet. Yeteneği olacak. Yetenek kesinlikle olması gerekiyor. Ve daha sonrasında da en önemli meselelerden biri aşk. Aşk olmadan meşk olmaz. Yani bu çok doğru söylenmiş bir söz ve arkası çok dolu bir söz. Bunun neticesinde de bu kabiliyeti hat talebesine talipli olan kişiye gösterebilecek, kabiliyeti tebliğ edecek bir de hocaya ihtiyaç var. Üstada ihtiyaç var. İki aşk buluştuğu zaman çok güzel bir sanat eseri ortaya çıkacak. Türkiye'de ne kadar hattat üstadı var? Yani sayıları çok da fazla değil bildiğim kadarıyla. Evet, yani ama günümüz son yıllarda özellikle hat gerçekten taliplisi, talebesi çok arttı. Ve hocalarımızın bu yönde yetiştirdiği talebeler de artık hoca oldular. Onlar bir talebe yetiştiriyorlar. Bu vesileyle ben iyi görüyorum, olumlu görüyorum. Gerçekten hat sanatına çok büyük bir merak var, öğrenme isteği var. Her geçen günde artıyor. Peki bu mesleğin zorlukları var mı? Mutlaka. Aslında şöyle, sanatın... Size direkt sorayım mesela. Yaşadığınız en büyük zorluklar neydi? Zorluğu şunu görüyorum. Sanata başladığım zamandan beri bu zorluğu görüyorum. Sanatı icra ederken bir hedefim vardı. Hat sanatında Allah ömür verdiği sürece yer alana kadar bu sanatın içinde bulunmak istiyorum. Korkumdan ziyade zorluk, bir gün bu sanata sanattan uzaklaşma zorluğu var. Çünkü sabır gerekiyor. Eğer sabır gösteremezsem... Eğer bir gün yapamazsam onun üzüntüsü mü size en çok zorlayacak? Beni zorlayacak olan tek odur. O sabır gösterememe duygusu bu sanatın veya İslam sanatlarının için hepsinde vardır bu. Bence en zor kısmı budur. Peki hat sanatını bir topluma, bir imparatorluğa, bir devlete ithaf etsek Osmanlı olarak bizde hat sanatı böyle en zirveye çıktığını söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Şöyle ki aslında Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı andan itibaren ben hani sanat başladı diyebiliyoruz. Çünkü ayet-i kerimeler yazılmaya başlandı. Tabii bu daha sonralarında sanata dönüştü. Çünkü bu vesileyle bizim birçok sanatımız meydana geldi. Harfler yazılmaya başlandığında hat sanatı meydana geldi. O yazılanları süslemek için tesip sanatı meydana çıktı. Tesip sanatını yaptıktan sonra kağıt sanatı çıktı. Daha sonra muhafaza etmek için cilt sanatı çıktı. Bunlar yüzyıllar boyunca süre gelen aslında arz ve talep ilişkisi içerisinde meydana gelen sanatlarımız. Ve İslam coğrafyası bizim coğrafyamıza yayılmaya başladığı andan itibaren de aslında şu an İslam sanatı diyoruz. O İslam sanatı kelimesi de o zaman o vesileyle bizim hayatımıza girmiştir. Ve sanat anlamında da baktığımız zaman Osmanlı döneminde 16. yüzyıllar, 17. yüzyıllar ya, çok... İslam-Türk senteziyle hat sanatı başka bir şey mi evrildi? Geleneksel halden daha geleceğe doğru bir yol mu almaya başladı? Kesinlikle ve geçmişten gelen o sanat estetiğinin çok zirveye ulaştığı bir dönemdir Osmanlı'da. Çünkü, çok önemli isimler var. Ben baktım yayın öncesinde. Şeyh Hamdullah, Mustafa Rakım. Yani şu an mesela biz şu an Albayrakat takviminde de sergilediğimiz yazı türlerine aslında baktığımız zaman hani çağdaş eser üretmeye çalışıyoruz ama geçmişe baktığımız zaman aslında Mustafa Rakım Efendiler, Şefik Beyler bunları çok güzel yapmışlar. Yani bir şey var mı? Stil, ekol var mı? Az önce saydığınız isimler işte Mustafa Rakım. Mustafa Rakım bir ekoldür. Sami Efendi yazı tarzı bir ekoldür. Onların Şefik değil mi o stili?
devam ettiriliyor hala şu anda. Kesinlikle. Yani ekolü. O silsileden gelen ekoller, hocalar, hocalar vesilesiyle, üstadlar vesilesiyle talebelerine intikal etmiştir. O talebeler de şu ana kadar bile hala ulaşmıştır. Yani aslında geriye dönüp baktığımızda, kendi hocama baktığımda, onun hocasına baktığımda, onun hocasına baktığımda bir yere varıyoruz. Sonuç bellidir yani. Peki şimdi İbrahim Bey, bir yandan da sizin yapmış olduğunuz güzel bir eser burada ki sergide değil mi? Evet. Yer alan eserlerden birisi. Bu esere başladığınızda kaç günde tamamlanmış oluyor böyle bir eserin başlaması ve bitmesi? Şöyle ki bir cümleyle tabii, alacağım. Bu eserler istişareler sonucunda konular belirlendikten sonra hattatlara hemen söyleniyor. İşte bu ibare yazılacak diye. Bana da tebliğ edildiği andan itibaren Ramazan ayına kadar 3 ay kadar bir süre vardı. 3 ay kadar süreyle Ramazan'da yazmak için eserimi 3 ay zaman zarfı içerisinde hem kompozisyonlayarak hem hocalarıma göstererek istişare ederek onların olumlu olumsuz eleştirilerini alarak bu vesileyle eserimizi hazırlamış olduk. İbrahim Bey çok teşekkür ederim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şu an açıklamalarda bulunuyor yerel seçimlere dair. Hemen oraya dönelim. Kayseri Mustafa Göksel'e teşekkür edelim. 19. saat ana haberin sonuna geldik. Hoşça kalın.